Türkiye'nin en iyi zeytin nereden çıkar? Yerine göre her yerden iyi zeytin çıkıyor. Bir şey yapmak istiyorsanız zeytinlik almalısınız. Yatırım olarak mı diyorsunuz? Yatırım olarak da vatanın coğrafyasını kurtarmak adına da. Kadın erkek ilişkilerinde şey denir hocam. Eşinizin nasıl biri olduğunu en iyi ayrılırken tanırsınız denir. Bir insan ne mal olduğunu için oraya kadar beklemenin de gereği yok. Biraz daha dikkatli bakacaksınız bazı şeylere. Türkiye'nin yetiştirdiği split buğdayı, iyi domates vesaire bize gelmeden dışarı ihraç ediliyor. Buna da seyirci bakıyorlar. Herifler bunları kolayına geliyor. Tarladan topluyor, ihraç ediyor. Bir de övünüyor. İhracat arttırdık. Ulan meyve ihracatıyla Türkiye doyar mı? Doğru dürüst işler yapın. Onları da ihraç edin. Şu ara en sinir olduğum grup kim biliyor musunuz? İklim aktivisti diye ortalıkta dolaşıp dünyanın en önemli sanatsal eserlerini parça pincik eden tipler var. Bu insanlarla eski eserler kurtulmaz. Eski eserler çok anlamlı bir şekilde önemli bir vatanseverlikle kurtulur. Cahille sohbeti kestim. Hocam hoş geldiniz. Sağ ol. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Komili, zeytin ağacı, zeytin ve zeytinyağı kültürünü kuşaklar boyu yaşasın diye platformuyla Anadolu'dan tüm dünyaya duyuruyor. Bu projeyle birlikte Komili, Türkiye'deki 190 milyona yakın zeytin ağacını 2018'den beri tarıyor ve 400 yaş ve üzeri anıtsal nitelik taşıyan zeytin ağaçlarını tespit ediyor. Şu ana kadar 25 milyon ağaç tarandı. 310 adet anıt zeytin ağacı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile tescillenerek koruma altına alındı. Komili ayrıca anıt zeytin ağaçlarının somut olmayan kültürel miras kapsamına alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla UNESCO'ya başvurdu. Ayvalık'ta kadın zeytin çiftçilerine eğitim veren bir enstitü kurdu. 112 kadın zeytin çiftçisi bu enstitüde eğitimini tamamladı ve sertifikasını aldı. Atatürk'e göre vatanını en çok seven işini en iyi yapandır. Komili Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'e kökten bağlı bir marka olarak zeytin ağaçları topraklarımızda kuşaklar boyu yaşasın diye projeler gerçekleştiriyor. Hocam birazcık bu zeytin meselesini konuşalım istiyorum. Sizin evet, zeytinciliğe zeytin. Çok önem veriyorsunuz. Evet. Türkiye'nin en iyi zeytin nerede çıkar? Ya sizin en sevdiğiniz? En iyi zeytin, hayır öyle bir şey olamaz. Çünkü yerine göre her yerden iyi zeytin çıkıyor. Mesela bütün klasik zeytincilerin en çok küçümsediği Güneydoğu bölgesi. Yani Aintab, Maraş ve Urfa arası bölge. Gayet güzel zeytinler çıkar, olabilir. Antakya öyledir. Herkes Ayvalık Gemlik'ten bahseder. Edremit'ten. Yağ ve zeytin için Edremit'ten. Ama Akhisar da pekala öndedir. Şu anda zaten Türkiye'nin zeytin şampiyonu ve hatta Avrupa'nın, İspanya'nın önüne geçtiler. Şimdi bu kadar zeytini yedileklerine göre demek ki iyi bir şey bu. Doğrudur. Yani mühim olan Türkiye'de zeytinin lezzeti şusu busu değildir. Elhamdülillah iyi zeytinimiz vardır. Zeytin rahat bir iş değildir. Devamlı çapalayacaksın. Belirli ölçüde, belirli dozda gübre vereceksin. Hastalık var mı, böcek var mı gözetleyeceksin. Etrafında mesela yoncaları ekip oradaki mendebur sinekleri başına bela etmeyeceksin bu tarafın. Çok hassas bir konudur. Yani ben zeytin ziraatçısı değilim. Fakat Türkiye ziraatının zeytine yaptığı kötülüklerin sonu yoktur. Mesela mısır ekimi lüzumsuz şey. O kadar domuzumuz yok besleyecek. Yonca ihraç ediliyormuş. Bir müddet edersin sonra suyu bitirir. Çok hele o Konya Ovası'nda falan yapılırsa çok kötü. Suyu tüketir. Bunlar gibi şeyler. Yani en kötüsü de tabii zeytinlik bölgeleri maden çıkaracağız diye yok etmeleri. Türkiye 3. jeolojik zaman sonu, 4. jeolojik zaman başı oluşan tarihi bakımdan, jeolojik oluşum bakımından enteresan bir ülkedir. Onun için ortadaki yayla bile bereket açısından bir step gibi görünür ama ne Ukrayna'dır ne de İran'dır. İkisinin arasında bir şeydir. Buradaki kömürler 5 para etmez. Yani 3 para eder, 5 para etmez. Bu kaynakları çıkartacağım diye bunlar bir kere yeryüzüne paralel değildir. Dağılımı çok kötüdür. Pahalı bir madencilik ister. Bunu herkes söylüyor. O işte de bu kurtulmaz. Onun için de çok ucuz bir iş emniyeti düşük tesislerle kazalar oluyor. Çok ayıp, çok utanç verici bir şey. Ve zeytinlikleri kesip bunu yapmak çok fena. Ben zannettim ki Maraş'ta zeytin yok.
bir bakanın şeyine baktım. Halbuki orada da zeytin var tabii. Ve bu nasılca karar veriyor buna. Şimdi de aynı şeyi gene yapıyorlar. Bilmem ne madeni çıkaracaklarmış. Burada maden falan yok. O madenlerin hiçbiri bir işe yaramaz. Türkiye'yi çok uzun hiçbir yeri götürmez. Olsa zaten çoktan 2 asır evvel istismarı başlardı. Yani bunlar önemli sorunlardır. Sonra pis bir inşaat merakı. Türkiye'nin en önemli şeyi tasarrufların zeytin alanlarında yapılan muhteşem binalara harcanması. Ayıptır. Sayfiyede 5-6 tane yerde oturabilirsin. Kirada oturabilirsin. Kendinin olabilirsin. Ama sayfiye evi mütevazidir. Yani orman adamı gibi dar bir yerde daha çok hayatını onun dışında geçirebileceğin yerleri seçersin. Sayfiye bir dükün kırsal malikanesi değildir. Çünkü kırsal malikane o dükün asıl ana vatanıdır. İngiltere'de de böyledir, İspanya'da da, Fransa'da da. Yani oradaki köyler, oradaki işletmeler onun geliridir. Burada öyle bir şey yok. Binaenaleyh kalkıp da her yere ev doldurmak. Bu tabii büyük ölçüde dışarıda çalışan Türklere de sindi. Yani oradaki kolay birikimi getirip burada arsa ve ev alıyorlar. Gayet kötü evlere yatırım yapıyorlar. Arsaları bitiriyorlar. Körfez tükendi mesela. Körfez'den sonra bilmiyorum inşallah yaylalara falan da tırmanmaya kalkmazlar. Çok kötü manzaralar çıkıyor karşımıza. Ne eski Marmaris'i buluyorsun, ne eski Antalya sahilleri kaldı. Feci şeyler. Bunları görmek lazım. Kuzey Ege'de de aynı problem ortaya çıkıyor. Bunları durduracağız. Çok önemli buluyorum ben bunu. Zeytin alanı almalı. Yani tasarruf ederek bir şey yapmak istiyorsanız zeytinlik almalısınız. Yatırım olarak mı diyorsunuz? Yatırım olarak da vatanın coğrafyasını kurtarmak adına da. Öyle 10 dönümle 20 dönümle de zengin olmazsın. Ama zeytinin ortaya çıkar, hediyeliğin ortaya çıkar ve sadaka verirsin. Yani zeytinyağı artık önemli bir sadaka aracı oldu. Yani bence onu ya yetiştirip sıktırıp gidemeyenleri vermek çok önemli bir şey. Çünkü insanlar hakikaten kötü bitkisel yağ bile para bulamıyorlar. Bunların hepsini düşünmek lazım ve ona göre zeytin ziraatına herkesin bir şekilde katılması lazım. Beklediğiniz zenginlik de gelmeyebilir ilk anda ama ne zaman ne geleceği belli olmaz. Hocam Birleşmiş Milletler Mali'ye eğer gerekli yardımlar ulaştırılamazsa 2023 yılının sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölecek diye açıklama yaptı. Mali'de. Evet. Evet. 200 bin çocuk. Daha başka ölüm de var orada. Suudi haydutlarla Fransız kiralık askerleri, onlar da ayrı haydut. Mali'nin bütün kitaplarını, zenginliklerini yağmaladılar, tahrip ettiler. O da insanları öldürür, çevirir. Ama değişim. 2023 yılında hala açlıktan insanların ölüyor olması evet, olacak değil mi? Üstelik de artıyor. 60'larda zannediyorduk ki toz pembeleşiyor ortalık. Hayır, bu kimyasal endüstriyle gıda yaratmak vesaire falan bir çözüm olmadığı anlaşıldı. Sırf insanları değil balıkları bile zehirlemeye başladı. Bunun önünü almak için nüfusun doğru dürüst kontrolü ve el birliğiyle desteklenmesi. Şu anda insanların açlıktan ölürken onların ihtiyacından fazlası New York'ta, şurada, burada, hatta Türkiye'de çöplere dökülüyor. Evet. Bu da bir gerçek. Bu bir rezalettir. Veya spekülasyon yüzünden saklanıyor, haller de çürüyor. Mesela Türkiye'nin yetiştirdiği split buğdayı, iyi domates vesaire bize gelmeden dışarı ihraç ediliyor. Buna da seyirci bakıyorlar. Ulan ben de aynı parayı veririm. Eğer pahalı bir şeyse, pahalıya mal oluyorsa o buğdayı ben de yerim, ben de isterim. Benim de canım istiyor. Çiğ yedim bir yerde toplantıda. Ziraat Kongresi'nde aldı kaptan. Ben de arkadaşlarım da çiğ yedik. O kadar özlemişiz. Biz de veririz parasını o domatesin. İlla Kraliçe Hazretleri'ne mi gidecek Londra'ya? Herifler bunları kolayına geliyor. Tarladan topluyor, ihraç ediyor. Bir de övünüyor. İhracat arttırdık. Ulan meyve ihracatıyla Türkiye doyar mı? Bu memleket için bu bir ihracat biçim midir? Doğru dürüst işler yapın, onları da ihraç edin. Onun için bunun önüne geçmek lazım. Yani bence gıda ihracatı yapanlara yolu var bunun. Yasaklamak yetmez. Çok ağır vergi korsun.
daha araziden toplarken kontrol getirsin. Hiç zor iş değil bu. Yani yeniden kömür çıkartacağım diye zeytinlikleri tahrip edeceğine zeytin ziraatını beslersin. Bu kadar basit bir iştir. Bir insanı tanımanın en iyi yolu nedir? Gözlersin. Gözlersin. Verir yani fizik özellikleri, hareketleri, konuşma tarzı verir. Derler ya bir insanı askerde ve şeyde cezaevinde iyi tanısın. Askerde cezaevinde Allah göstermesin. Yani orada tanımak çok zor. Yani o bizim yaptığımız kısa devre askerlik değil. Eskiden yani askerlik önemli bir şeydi. Bir ayıp misal olacak ama adamın suratına işemez lafını duymuşsunuzdur hepiniz. Çünkü İnsan idrarı aslında dezenfektan unsurdur. Yani temiz bir şeydir. Bu bir takım penisilinvari ilaçların kullanılmadığı harplerde amonyakın yerine yani aynı reaksiyonu gösteren bir şeydir, maddedir. Dolayısıyla böyle ilk yaralanmada şunda bunda sıyrıkta faydası büyüktür. Adamın suratına işemez tabir oradan çıkıyor. Yani orada bile insana yardım olmayan bir asker arkadaşı söz konusudur. Oradan kalma laftır o. İkincisi tabii hapishane hiç iyi bir örnek değil ama doğru bir örnek. İbretliktir. Sonra efendime söyleyeyim seyahat çok mühimdir. Seyahatte tabii bir insanın ne olduğu öğrenilir. Davranışından, görüşünden falan çok önemli. Bir de kadın erkek ilişkilerinde şey denir hocam. Eşinizin nasıl biri olduğunu en iyi ayrılırken tanırsınız denir. Ayrılırken evet. Mi? Ayrılmadan evvel kılık kıyafetten bile tanınır. Yani pahalı giyim kurtarmıyor her şeyi. Zevkli giyim diye bir şey var tabii. Ayrılırken de anlarsınız. Yani doğrudur. Asalet göstermek yani boşandığın iş adam evlendiğin adam değildir yahut kadın değildir. Ayrılırken davranış biçimi, ölçüye riayet etme biçimi, insanca davranma tavrı o karşı taraftaki insanın hem zekasını hem karakterini hem de çok mühim bir şey olgunluğunu ya çiğliğini gösterir. Yani bu çok önemli. Ama doğru var bence de biliyor musunuz? Doğrudur. Pisleşen var ayrılırken. Herkese bunun için ayrılmaya tavsiye etmiyorum. O safhaya da gelmek lazım değil. Bir insanın ne mal olduğunu için oraya kadar beklemenin de gereği yok. Biraz daha dikkatli bakacaksınız bazı şeylere. Şu ara en sinir olduğum grup kim biliyor musunuz? Böyle sözüm ona iklim aktivisti diye ortalıkta dolaşıp dünyanın en önemli sanatsal eserlerini parça pincik eden tipler var Avrupa'da. Biliyorsunuz değil mi? Bunlar iklim aktivisti gidiyor mesela Louvre'da Mona Lisa'nın üstüne boya sıkıyor. Bazı şeyleri değiştirmek için yani bir revolüsyoner olmak için ihtilal anlamında da kültürel anlamda da adetler anlamında da yani la vie quotidienne dediğimiz gündelik hayattaki değişimler bakımından da iyi yetişmiş olacak. Bu çok açık bir şey. Yani şimdi o kitlenin çoğusu yeterince sanat eserlerini tanımıyorsa, arkasındaki hayatı ve zorlukları bilmiyorsa, nasıl sen mesela Mona Lisa'nın üstüne şey serpersin? Boya. Bu insanlarla eski eserler kurtulmaz. Eski eserler çok anlamlı bir şekilde önemli bir vatanseverlikle kurtulur. Bir de hocam şeyle ne alakası var? Yani sen gidip de mesela atıyorum işte Amsterdam'da, Viyana'da bir Van Gogh eserini parça pincik ettiğinde dünyadaki mesela plastik tüketimine nasıl bir ilgi çekmiş oluyorsun? Hiçbir şey çekemiyorsun. O işlerin ticaretini yapan görgüsüzleri veya fırsatçıları da cezalandırmış olmuyorsun. Onlar eldeki Leonardo'ları ve Van Gogh'ları üç misli pahalıya bir satıyorlar. Tabii. Yani bu kadar basit. Yani dünyayı daha güzel bir yer haline getirmiyor. Şunu bir şey haline getirmiyor. Mesela eski eser kaçakçılığını yerine getirmiyor. Niye gidiyorsun da Mardin Cizre'deki Ulu Cami'nin kapısından tokmağı çalıp Kopenhag'da teşhir ediyorsun. Görgüsüzlüğe bak. Yahut ne diye hala British Museum o karanlık ortamında Parthenon'un eserlerini saklıyor. Bir takımlarını da saklayamıyor. Kendi memurları çalıp satıyor. Onların yeri Yunanistan'dır. Yani yeni yapılan Parthenon Müzesi'nde bunu söylemiştim ben. Yunan TV'si geldi. Hemen ses aldılar. Nasıl buldunuz diye. O zaman müze müdürü. Fevkalade bir müze. Bu varken British Museum'a ne oluyor dedim. Çok açık. Çünkü her şey yeri
yerinde güzeldir. Rönesans'ın eserleri bile Floransa'da, Roma'da teşhir edildiği zaman başka hava yaratır. Avrupa müzelerinde can sıkar, üst üste yığmışlar. Hiçbir bağlantı yok bazen aralarında. Bunu size belirtmek isterim. Yani bu çok önemli. Dünyanın ve Türkiye'nin şu an karşı karşıya kaldığı en büyük çevre tehdidi nedir? En büyük çevre tehdidi iklim. İklim niye değişiyor? Sanayinin görgüsüzlüğünden dolayı. Yani 1 milyar insanın açlığı ve oburluğunu dindirmek mümkün değildir. Bunun bir derecesi vardır. İnsanlar aç kalmayacak, açlıktan ölmeyecek kadar doyuyorsa o kadardır o. Fazlasını istediyen o belli ki bir başka insanların hakkını yiyordur aşırı derecede. Ve bir yerden sonra da işte şimdi olduğu gibi aslında 19. asır ortalarından beri yavaş yavaş söz konusuymuş. İklimi değiştiriyorsun atmosferin içinde. Bu çok önemli bir problem. Yani ondan sonra iklim değişikliği olur. Sular kurur. Kıyamet günü galiba böyle başlayacak. Yani başka türlü olacağını tasavvur etmeyelim. Ve ben zannediyordum ki fareler kalır, trilobitler bile kalmayacakmış. Yani tamamen berbat bir kıta olarak kalacaksın sonunda. Güneş sistemi içinde hayatın söndüğü, ne zaman bir daha olumlu şartların, uygun şartların geleceği kim bilir kaç milyon yıl sonra su damlaları oluşur, nem oluşur falan, bir başka hayat başlar ama bu medeniyet, bu dönem bitecek uzun jeolojik tarihi. Şu ara kime sorsak çok yorgun olduğunu söylüyor hocam. Bu toplumsal bir tükenmişlik sendromuna sürükleniyor evet, diyorlar. Evet, hava kirliliği birinci öyle sebebidir. Mi? İstanbul bile. İstanbul hava alınan temiz bir şehirdi. Ormanın içinde bir şehirdi. 50'lerde, 60'larda kaybolmaya başladı. Bugün bitmiştir tamamen. Tek uzun bir süreçtir. Bu bir uydurma değildir, bir sanı değildir. Urban sosyoloji diye bu çevreyle ilgili kitaplar, araştırmalar çıkıyor Fransa'da ve başka ülkelerde. Burada durumun daha kötü olduğunu söyleyebilirim size. Çok açıktır bu. Siz yani. De böyle zaman zaman tükenmişlik sendromu yaşıyor musunuz? Yapıyorum tabii, yapıyor. Derhal ortam değiştireceksiniz, derhal. Derhal, derhal. Yani şehir mi değiştireceksiniz? Tabii, kışın bile olsa derhal kırsala kaçacaksın. Derhal. Metabolik bir ihtiyaç bu o zaman yani. Tabii, mesela gideceksin, antik bir şehri gezeceksin. Türkiye dışı, Türkiye içi. Türkiye o bakımdan iyi bir ilaçtır. Zengin bir şey, memlekettir. Oturmayacaksın aynı şehir içinde. İnsan çıldırır be. Her Allah'ın günü Kadıköy'den karşıya geçme endişesini düşün. O hayat sürülür mü? Haftada 5 gün olacak iş değil. Cahil'le sohbeti kestim programımız. Bugünlük bitiyor. Hepinize iyi günler diliyorum. Güle güle. Bravo.